Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedinil emin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Alemlerin Rabbi, din gününün sahibi, Rahman ve Rahim, yüce Allah'a hamdü senalar ederek, sevgili peygamberimiz âline ve ashabına salatu selamlar ederek söze başlarım. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun muhterem din kardeşlerim. Bugün yine dua konusuyla, özellikle de kardeşlerimize yapmamız gerekli dua ile ilgili sohbetimizi sürdüreceğiz. Ramazan ayının 8. günündeyiz. Yine beraberiz. Rabbim tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları, mukabeleleri, istiğfarlarımızı, dualarımızı, yaptığımız hayır ve hasenatlarımızı dergah-ı izzetinde ahseni kabul ile makbul eylesin. Muhterem kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de tabi nasıl dua etmemiz gerektiğini Rabbimiz bizlere öğretiyor. Bu hususta ben iki duayı hatırlayalım istiyorum. Biri Haşr suresi 10. ayet ki رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِيْخْوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَقُونَا بِالْا۪يمَانِ Allah'ım bizleri bağışla ve bizden önce yaşamış olan, iman eden, salih ameller işleyen salih kullarını, kardeşlerimizi bağışla diye bir dua ki Rabbimizi öğretiyor bunu bize. Amin diyoruz canı gönülden. Yine İbrahim suresi 41. ayet, çok iyi bildiğiniz, sıkça okuduğunuz ki رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِن۪ينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ Allah'ım hesap gününde, o zorlu günde beni, anne babalarımı ve bütün müminleri bağışla. Biz dualarımızda sadece kendimiz için dua etmiyoruz pek tabii. Din kardeşlerimizi de aynı şekilde düşünüyoruz. Bu doğrultuda sevgili peygamberimizin nasihatlerini, tavsiyelerini hatırlayalım. Hadislerden biri: La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nefsihi. Hiçbiriniz gerçek manada iman etmiş sayılmazsınız ta ki kendiniz için sevip istediğinizi Müslüman din kardeşiniz için sevip istemedikçe. Elbet modern dünya diye nitelendirilen ve maddenin ön planda olduğu dünya ne yazık ki hepimizi etkiliyor. Şüphesiz dünya içinde isteyeceğiz, dünyadaki nasibimizi de unutmayacağız ama bizim en başta istediğimiz ebedi yurttur ve orada da rıza-i baridir değerli kardeşlerim. Onun için Rabbim bütün ümmeti Muhammed'e şuur, ihsan eylesin ve yeniden milli manevi değerlerimize gerçek manada dönüş yapabilmeyi nasip eylesin. Kimliğimizi Kur'an ve sünnet ikliminde ikame etmeyi nasip eylesin. Yine sevgili Peygamberimiz Efendimiz buyurur: Müslüman kardeşinin gıyabında kardeşi için dua ederse, onun yokluğunda arkasından dua ederse, melekler aynısıyla Allah'tan niyazda bulunurlar. Yani Allah'ım filan kardeşim geçim sıkıntısı yaşıyor, ona bereket kapıları ihsan eyle diye dua ettiğimizde melekler bizim için Rabbimize dua edeceğini Peygamberimiz müjdeliyor. Yine filan kardeşimiz bekar, evlenemedi. Eğer onun için dua eden de bekarsa meleklerin duasına nail olacağını Peygamberimiz müjdeliyor. Ne kadar güzel bir dinimiz var değerli din kardeşlerim. Yani ego merkezli, ben merkezli bir algı değil de toplum merkezli, biz merkezli bir dinimiz var. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Ancak alemlerin Rabbi, yüce Allah'a birlikte ibadet ediyoruz ve yalnız ondan yardım diliyoruz. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, Müslüman kardeşlerimize de hayır dua etmemiz son derece önemli. Efendimizin bir de ikazı var. Yine Mescid-i Nebevi'de bir gün bir Müslüman girdi, Allah'ım bana şunu nasip eyle, bana bunu nasip eyle diye dua ettiği anda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem usul öğretti. Dua etmeden önce Allah'a hamd edilmesi gerektiğini, Peygamberimize salatu selam getirilmesi gerektiğini öğretti. Ve daha sonra da sadece kendin için değil de anne baban için ve diğer müminler için de duada bulun diye
tavsiyede bulundu sevgili Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem kardeşlerim, yapılan hayırlara teşekkürün en güzel hali cezakallahu hayran ifadesi olduğunu yine Peygamberimiz bize öğretiyorlar. Dua ettim, dualarım kabul edilmedi diyen kardeşlerimize hitaben de şunu yine hatırlamakta fayda var. Eğer dua anında kabul ediliyorsa Rabbim o hali bizim için hayırlı kılmıştır, nasip etmiştir. O gün nasip olmadıysa o hal bizim için hayırlı değildir. Belki hayırlı olduğunda nasip edecektir. Dünyada da vermediyse ahirette mükafat olarak, sevap olarak bize verecektir. Hatırlayın. Salebe peygamberimize geldi de ey Allah'ın Resulü bana dua et ki Rabbim bana bolluk bereket versin. İsteğinde bulun. Peygamberimiz Efendimiz kaldıramayacaksın dese de defaatle gelince peygamberimiz ona dua etti. Ve ne yazık ki öylesi büyük bir berekete nail olduğu halde daha sonrasında zekatını vermedi. Belki dinden uzaklaştı. Böylesi bir hal hiç kimse olmasını istemez. Onun için dua konusunu böyle özetleyelim. Ve mağara arkadaşlarını hatırlayalım. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha evvelki toplumlar arasında üç arkadaşın fırtınadan ve yağmurdan kurtulmak üzere bir mağaraya sığındıklarını bildirir. Hikmet-i ilahi mağaraya girdiklerinde büyük bir kaya ile adeta kapısıymış gibi orası kapanıverir. Çıkmaları mümkün değil. Ve içlerinden biri der ki Allah için yaptığımız samimi amellerimizi, davranışlarımızı, hayırlarımızı dile getirerek Rabbimizden niyazda bulunalım. Biri dedi ki ya Rabbi yaşlı ana babama her daim itaat ettim. İkramda bulundum, saygıda kusur etmedim. Bunu senin rızan için yaptım ya Rabbi. Onları önce doyurdum, sonra ailecek çocuklarla birlikte yemek yedik. Onlar yemeden biz yemedik. Ve derken bir gün odun toplamak için evden ayrılmıştım. Eve çok geç geldim. Baktım ki anne babam uyumuş, aile efradım ve çocuklarım açlar. Ama onları doyurmadan önce süt tabağı ile anne babamın uyanmasını bekledim. Onlar uyandıklarında ikramda bulundum. Daha sonra da kendim yedim, ailem ve çocuklar yedi. Ya Rabbi, anne babama hürmetimi her daim senin rızan için yaptım. Ve bu hususi hadiseyi de yine sana hürmeten senin rızan için yaptım. Eğer doğruysa bu musibetten, bu beladan bizi kurtar ya Rabbi diye duada bulunur. Kayanın azıcık aralandığını ama çıkacak halde olmadığını görürler. İkinci kişi der ki, ya Rabbi amca kızını bir erkek bir bayanı nasıl seviyorsa o şekilde duygularla, o şekilde sevgilerle ben de sevdim. Ve kendisiyle beraber olmak istedim. Ve derken bir kıtlık zamanı içerisinde bana geldi dedi ki seninle beraber olacağım zira çaresizim. Haramı işlemek üzere olduğumuz anda Allah'tan kork dedi. Ve Rabbim senden korktuğum için ben ona hediyesini verdim ve onunla beraber olmadım. Bunu senin için yaptım ya Rabbi dedi. Yine kayanın biraz daha açıldığını gördüler. Üçüncü kişi, üçüncü arkadaş, mağara arkadaşı, ya Rabbi yanımda çalışanlar vardı. Ben her gün onların alın teri kurumadan günlük yevmiyelerini verirdim. Yalnız biri yevmiyesini almadan ayrıldı. Yıllar sonrasında geri geldi ve benim maaşım benim yevmiyem dedi. Ben de ona şu gördüğün develer, şu gördüğün inekler, koyunlar hepsi senindir dedim. Benimle şaka mı geçiyorsun, şaka mı yapıyorsun dediğinde hayır vallahi bu gerçekten senindir dedim ve o sürüyü kendisine verdim. Bunu ya Rabbi senin için yaptıysam lütfen kabul et ve bu musibetten bizi koru muhafaza et dedi. Ve baktılar ki bu defa kaya üçünün çıkacağı şekilde aralandı ve oradan çıktılar. Muhaddisun hadis ilmi uzmanları derler ki gerçek manada sıkıntısı olan kişi musibet anında ya Rabbi filan hayırı sırf senin için yapmıştım diyerek
musibetten kurtulmak istediğini dile getirsinler, Allah'tan eman ve yardım istesinler. Usul, hadis usulünden öğrendiğimiz yine bir çıkış yolu budur. Elbette ki Rabbimiz gerçek manada itaat eden ve onun sevgi ve muhabbetinden uzak kalmaktan endişe edenler için çıkış yolları verir ve beklemediğimiz yerlerden bize rızıklar ihsan edeceğini Rabbimiz ayetinde bildirir değerli kardeşlerim. Yine dua ile tamamlayalım. Allah'ım, ancak sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz. Hidayetimizi daim eyle, takva ehlinden eyle. Helal dairede kazancımızı bereketle eyle. Aile saadeti ve bereketi ihsan eyle ya Rabbi. Dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik ve güzellik olarak cennet ahalisinden eyle bizleri. Bizi, anne babalarımızı ve bütün Müslümanları bağışla, cehennemin azabından muhafaza eyle. Şüphesiz ki duaları işiten ve dergah izzetinde ahseni kabul ile makbul eden sensin ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.